Eski öğretmenim Hattie Gordon Smith'in anısına, anlayışını ve desteğini minnetle anıyorum. Yürüdüğü yerlerde açar çiçekler, o işini yaparken özenle. Bizim sert, çetin hayat yolculuğumuzsa, dönüşür akıp giden bir güzelliğe. Whittier. 1. Öfkeli bir komşu. Güzel bir Ağustos akşamı. 16,5 yaşında, gri gözleri ciddiyetle bakan, arkadaşlarının kestane rengi dediği saçlarıyla uzun boylu, narin bir kız, Prince Edward adasındaki çiftlik evinin kırmızı kum taşından yapılma geniş basamaklarında oturmuş, azimle Vergilius'un satırlarını inceliyordu. Fakat hasat edilmiş yamaçların üzerine mavi bir pusun sardığı, haylaz rüzgarların kavakların üzerinde gezindiği, kırmızı gelinciklerin, kiraz bahçesinin bir köşesindeki genç köknarlardan oluşan karanlık korunun üzerinde tüm kızıllıklarıyla dans ettiği bu Ağustos akşamı, unutulmuş dillerle uğraşmaktansa hayal kurmaya daha uygundu. Çok geçmeden Vergilius unutulup elinden düştü ve birleştirdiği yumruklarını çenesine dayayan en, gözlerini Bay J.A. Harrison'ın evinin üzerinde adeta kocaman beyaz bir dağ oluşturuyormuş gibi görünen, yumuşacık bulutların muhteşem görüntüsüne dikti. Bir öğretmenin olağanüstü işler başardığı keyifli bir dünyadaydı artık. Geleceğin devlet büyüklerinin kaderini şekillendiriyor, genç zihinlere ve kalplere ulvi emeller aşılayarak ilham veriyordu. Elbette acımasız gerçekleri düşündüğümüz zaman, ki Anne'in bunu mecbur kalana kadar pek yapmadığını itiraf etmek gerekir, Avonlea okulundan ünlü birilerinin çıkması pek mümkün görünmüyordu. Tabii bir öğretmen oluşturduğu etkiyi iyi değerlendirirse neler olacağı hiç belli olmazdı. Anne'in işini iyi yaptığı sürece bir öğretmenin neler başarabileceğiyle ilgili toz pembe hayalleri vardı. O anda bile kendini 40 yıl sonrasında ünlü biriyle düşlediği keyifli bir hayalin ortasındaydı. Adamın tam olarak neden ünlü olduğu belli olmasa da, en onun bir üniversite dekanı ya da Kanada başbakanı olduğunu hayal etmenin güzel olacağını düşündü. En'in kırışmış elini öpmek için eğilerek içindeki azmi ortaya çıkaranın kendi olduğunu, hayattaki tüm başarısını onun Avonlea'de işlediği dersler sayesinde kazandığını söylüyordu. Bu tatlı hayal, mümkün olabilecek en tatsız şekilde bölünerek paramparça oldu. Genelde uslu duran ufak tefek bir Jersey ineği patikadan aşağıya doğru hızla indi. 5 saniye sonra da arkasından Bay Harrison geldi. Tabii onun bahçeye nasıl baskın yapar gibi geldiğini düşününce yalnızca geldi demek çok hafif kalır. Tüm öfkesiyle bahçe kapısının açılmasını beklemeden çitlerin üzerinden atladı ve yerinden kalkmış ona şaşkınlıkla bakan Anne'in karşısına dikildi. Bay Harrison hemen sağ taraftaki eve yeni taşınan komşularıydı ve Anne adamı daha önce bir iki kez görmüş olsa da onunla henüz tanışmamıştı. Anne, Nisan ayının başında Queens'ten eve dönmeden önce, Cuthbertların arazisinin batı tarafındaki komşusu Bay Robert Bell çiftliğini satıp Charlottetown'a taşınmıştı. Onun çiftliğini ise Bay J.A. Harrison adlı bir adam satın almıştı. Bay Harrison hakkında ismi ve New Brunswick'li olduğu dışında bir şey bilinmiyordu. Fakat Avonlea'ya gelişinin üzerinden henüz bir ay bile geçmemişken değişik biri olduğu söylenmeye başlanmıştı. Hatta Bayan Rachel ona düpedüz kaçık diyordu. Bayan Rachel'la tanışma şerefine ermiş olanlar onun hiç lafını esirgemeyen bir kadın olduğunu hatırlayacaklardır. Bu Bay Harrison dedikleri adam resmen diğer insanlardan farklıydı. Ve herkesin bildiği gibi bu bir kaçığın temel özelliğidir. Her şeyden önce evine kimseyi sokmuyordu. Etrafında aptalca şeyler yapacak kadınları istemediğini herkesin içinde belirtmişti. Avonlea'daki kadınlar da adamın düzeniyle ve aşçılığıyla ilgili dehşet verici hikayeler anlatarak intikamlarını almışlardı. Bay Harrison, White Sands'ten gelen küçük John Henry Carter'ı yardımcı olarak tutmuştu. John Henry de bu hikayeleri başlatan kişi oldu. Örneğin, Bay Harrison'ın evinde yemek saati diye bir şey yoktu. Ne zaman acıkırsa o zaman bir şeyler atıştırırdı. John Henry de o acıktığı zaman oralardaysa bir şeyler yeme fırsatı olurdu. Ancak değilse Bay Harrison'ın yeniden acıkmasını beklemek zorunda kalırdı. Çocuğun dokunaklı iddialarına bakılırsa, pazar günleri eve gidip karnını güzelce doyurmazsa ve annesi pazartesi sabahları götürsün diye yanına bir sepet dolusu yiyecek koymazsa, oracık da açlıktan ölmüş olurdu. Bay Harrison yağmurlu bir pazar günü dışında bulaşıkları yıkamaya tenezzül bile etmezdi. O günse işe koyulur,
yağmur suyuyla dolu bir fıçıda hepsini birden yıkar ve kurumaya bırakırdı. Sonra adam cimriydi. Papaz Bay Ellen'ın maaşı için düzenli olarak katkıda bulunması istendiği zaman, önce bekleyip vaazın kaç dolar ettiğine bakacağını söylemişti. İyice araştırmadan gözü kapalı iş yapmayı doğru bulmuyordu. Hem Bayan Lyne barınaklara bağış yapmasını rica etmek, o sırada da evin içine göz atabilmek için kapısına gittiğinde, ona Avonlea'daki dedikoducu yaşlı kadınların arasında bu zamana dek görmediği kadar kafir gördüğünü, eğer onları imana getirme görevini üstlenirse seve seve bağış yapacağını söylemişti. Bunun üzerine Bayan Rachel hemen kendini dışarı atmış, zavallı Bayan Bell'in mezarda olmasının bir lütuf olduğunu söylemişti. Eskiden gururlandığı evinin şimdi halini görse yıkılırdı. Bayan Lyne, Marilla Cartwright'a sinirle, "Kadıncağız 2 günde bir mutfağı silerdi," demişti. "Şimdiki halini bir görsen, geçerken eteğimi kaldırmak zorunda kaldım." Son olarak, Bay Harrison'ın Ginger adında bir papağanı vardı. Avonlea'da daha önce hiç kimsenin papağanı olmamıştı. Dolayısıyla onlara göre bu hareketin pek saygı duyulacak bir tarafı yoktu. Hele bir de öyle bir papağana. John Henry Carter'a bakılırsa böyle rezil bir kuş görülmemişti. Ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Bayan Carter, John Henry'ye başka bir yer ayarlanabileceğinden emin olsa derhal onu oradan alırdı. Üstelik o Ginger, John Henry, kafesinin yanına fazlaca eğildiği bir gün çocuğun ensesinden bir parça kapıvermişti. Bahtsız John Henry pazar günleri eve gittiğinde Bayan Carter herkese yara izini gösteriyordu. Bay Harrison olanca hiddetiyle dili tutulmuş halde orada öylece dururken Anne'in aklından işte bunlar geçiyordu. Adamın en sevimli haline bile yakışıklı denemezdi. Kısa boylu, şişman ve keldi. Hele bir de şimdi yuvarlak suratı öfkeden mosmor, masmavi gözleri yuvalarından fırlamış haldeyken Anne onun hayatında gördüğü en çirkin insan olduğunu düşündü. Bay Harrison bir anda dile geldi. Ağzından tükürükler saçarak, "Daha fazla müsamaha göstermeyeceğim. Duyuyor musun hanımefendi?" diye başladı. "Daha neler artık? Bu 3. oluyor. 3. Sabrın da bir sonu var. Bir daha olmasın diye teyzeni uyardım ama izin veriyor işte. Evet, neden böyle yaptığını bilmek istiyorum. O yüzden buradayım küçük hanım." En ağır başlı bir tavırla, "Bana sorunun ne olduğunu açıklayacak mısınız?" diye sordu. Son zamanlarda okul başladığında kullanabilmek için bunun pratiğini çok yapmıştı. Fakat öfkeli J.A. Harrison'ın üzerinde gözle görülür bir etkisi olmadı. "Sorun ne mi? Tanrım, daha neler artık? Sorun şu ki hanımefendi, yarım saat kadar önce teyzenin şu Jersey ineğini yine benim yulafların arasında buldum. 3. kez diyorum. Geçen salı ve dün de aynı olmuştu. Gelip teyzene bir daha olmasın dedim ama yine aynı şeyin olmasına izin veriyor. Nerede teyzen? Kendini bir dakika görüp gerekeni söyleyeceğim. J.A. Harrison'ın azarını yesin bakalım hanımefendi. Eğer Bayan Marilla Cuthbert'tan bahsediyorsanız, kendi benim teyzem değil ve oldukça hasta olan uzak bir akrabasını görmek üzere Doğu Grafton'a gitti," dedi Anne. Her bir kelimesinin üzerine basa basa sakince konuşuyordu. "İneğim sizin yulaflarınızın arasına girdiği için çok üzgünüm. O Bayan Cuthbert'ın ineği değil, benim ineğim. Matthew onu 3 yıl önce henüz küçük bir buzağıyken Bay Bell'den satın alıp bana vermişti." "Üzgün müsün küçük hanım? Üzülmenin bir işe yaradığı yok. Gidin de hayvanın yulaflarıma verdiği zararı görün. Ortasından başlayıp her yerlerini çiğnemiş." "Gerçekten çok üzgünüm," diye sertçe tekrarladı Anne. "Fakat belki de çitlerinizin bakımını daha iyi yapsaydınız, belki Dory içeri giremezdi. Yulaf tarlanızda bizim otlağa sizin tarafınızdaki çitler ayırıyor. Daha geçen gün pek de iyi durumda olmadıklarını fark etmiştim." "Benim çitlerim gayet iyi durumda," diye tersledi Bay Harrison. Verdiği savaş düşman topraklarına taşındığı için daha da öfkelenmişti. "Bunun gibi şeytani bir ineği hapishane örgüleri bile tutamaz. Hem sana şöyle söyleyeyim kızıl kafalı ufaklık, şayet söylediğin gibi inek seninse böyle oturup sarı kapaklı romanlar okuyacağına, ineğine göz kulak ol da başka insanların tahıllarına da girmesin," dedi. Bir yandan elin ayaklarının ucunda duran sarı kapaklı masum Vergilius'a sert bir bakış atmıştı. O an Anne'in her zaman hassas noktası olan saçları dışında yüzü de kıpkırmızı olmaya başladı. "Kulaklarımın etrafındaki küçük bir tutamdan başka saçım olmayacağına kızıl saçlarım olmasını tercih ederim,"
diye parladı. En hedefi tam 12'den vurmuştu. Bay Harrison da kel kafası konusunda çok hassastı. Yine öfkeye boğuldu ve sinirden boğazı düğümlenmiş halde En'e baka kaldı. En ise öfkesini yatıştırıp kendine gelmiş, tartışmada öne geçmişti. Bay Harrison, hayal gücüm çalıştığı için sizi anlayabiliyorum. Yulaflarınızın arasında bir inekle karşılaşmanın ne kadar sıkıntılı bir durum olduğunu hayal edebiliyorum. Söylediğiniz şeyler için de size gücenmeyeceğim. Size söz veriyorum. Dolly bir daha asla yulaflarınızın arasına girmeyecek. Bu konuda size şerefim üstüne yemin ederim. Sakın ağa geçmesin, diye homurdandı Bay Harrison. Biraz daha sakin bir ses tonuyla. Fakat ayaklarını vura vura yola koyulmuşken yine öfkeliydi ve En, adamın uzaklaşana kadar kendi kendine homurdandığını duydu. En'in huzuru bir kere bozulmuştu. Yürüyerek bahçeyi geçti ve yaramaz Jersey ineğini süt sağdıkları kulübeye kapattı. Çitleri parçalamadığı sürece buradan çıkması mümkün değil, diye düşündü. Şu anda çok sakin görünüyor. Hasta olana kadar yulaf yediğini hayal edebiliyorum. Keşke geçen hafta istediğinde Bay Sherrer'a satsaydım onu. Ama tüm hayvanların mezatı bitene kadar bekleyip hepsini birden göndermenin iyi olacağını düşündüm. Bay Harrison'ın kaçık olduğu doğru sanırım. Kesinlikle kafa dengi biri değil. En, kafa dengi insanları bulmak için daima gözünü dört açardı. En, evden dönerken Marilla Cuthbert da at arabasıyla bahçeye giriyordu. En, çayı hazırlamak için içeri koştu ve çay içerken bu meseleyi konuştular. Bu mezat bitince çok rahatlayacağım, dedi Marilla. Elimizde bu kadar hayvan olması çok büyük sorumluluk gerektiriyor. Üstelik Martin'den başka bakacak kimse yok. Ona da güven olmuyor. Bak, hala gelmemiş. Teyzesinin cenazesine gitmesi için bir gün izin verirsem, dün gece evde olacağına söz vermişti. Kaç tane teyzesi varsa artık. Geçen sene işe aldığımızdan beri ölen 4. teyzesi bu. Mahsul geldiğinde ve Bay Barry çiftliği devraldığında şükredeceğim. Martin gelene kadar Dolly'yi kulübede tutmalıyız. Çünkü ineğin arka otlakta durması gerekiyor. Ama önce oradaki çitleri tamir etmeliyiz. Rachel'ın dediği gibi yaşadıkça dert bitmiyor. Baksana, zavallı Mary Kate ölmek üzere. İki çocuğuna ne olacak şimdi bilmiyorum. İngiliz Kolumbiyası'nda bir erkek kardeşi var aslında. Onu durumdan haberdar etti ama adamdan cevap gelmedi. Nasıl çocuklar bunlar? Kaç yaşındalar? 6 yaşını geçtiler. İkizler. Ah, Bayan Hammond'ın bir sürü ikizini gördüğümden beri ikizlere karşı merakım var, dedi En heyecanla. Sevimliler mi? Tanrım, insan anlayamıyor ki. Çok pislerdi. Davy dışarıda çamurdan pasta yapıyordu. Dora onu içeri çağırmak için çıkınca Davy onun kafasını koca çamur yılanına soktu. Sonra kız ağlayınca ağlanacak bir şey olmadığını göstermek için kendi de çamura girip yuvarlandı. Mary, Dora'nın iyi bir çocuk olduğunu ama Davy'nin haylaz olduğunu söyledi. Ona terbiye verebilecek kimse yoktu tabii. Babası o daha bebekken öldü. Mary de neredeyse o zamandan beri hasta. En düşünceli bir tavırla, ''Doğru dürüst yetiştirilmeyen çocuklara çok üzülüyorum.'' dedi. ''Siz benimle ilgilenmeden önce ben de öyleydim. Umarım dayıları ilgilenir çocuklarla. Bayan Kate senin neyin oluyordu?'' ''Mary mi? Bir şeyim olmuyor. Kocasıyla 3. göbekten kuzendik. Bak, Bayan Light bahçeye gelmiş. Mary'yi merak eder diye düşünmüştüm. Bay Harrison'dan ve inek olayından bahsetme, diye rica etti En. Marilla bahsetmeyeceğine söz verdi fakat bu söze pek gerek yoktu doğrusu. Bayan Light oturur oturmaz, bugün Carmody'den eve dönerken Bay Harrison'ın senin Jersey ineğini yulaflarının arasından çıkarmak için kovaladığını gördüm. Çok sinirli görünüyordu. Gelip mesele çıkardı mı? En ve Marilla gizlice birbirlerine bakıp gülümsediler. Avonlea'da Bayan Lyne'ın gözünden bir şey kaçmazdı. En daha bu sabah, gece yarısı odana gidip kapıyı kilitlesen, perdeyi çeksen ve hapşırsan, Bayan Lyne ertesi gün gelip soğuk algınlığının nasıl olduğunu sorar, demişti. Çıkarmış, dedi Marilla. Ben yoktum, En'i azarlamış. En kızıl saçlarını içerlemiş bir şekilde sallayarak, ''Bence çok aksi bir adam.'' dedi. Bayan Rachel ciddiyetle, ''Ağzından çıkan en doğru laf bu.'' diyerek karşılık verdi. Robert Bell'in evini
New Brunswick'li birine satmasının sorun olacağını biliyordum ben zaten. Bunca yabancı buraya akın edince Avonlea neye benzeyecek bilmiyorum. Yakında geceleri rahatça uyuyamayacağız. Nasıl? Başka yabancı kim geliyor? Diye sordu Marilla. Sen duymadın mı? Öncelikle Donnell'lar diye bir aile var. Peter Sloan'un eski evini kiraladılar. Peter, onu değirmeni işletmesi için işe aldı. Doğudan gelmişler. Kimse onlar hakkında bir şey bilmiyor. Sonra o işe yaramaz Timothy Cutt'ın ailesi var. White Sands'ten buraya taşınacaklar. Hepimize yük olacaklar. Başka bir şey değil. Adam sürekli tüketiyor. Tabii hırsızlık yapmadığında. Karısı da işe yaramazın teki. Hiçbir iş halledemiyor. Bulaşıkları bile oturarak yıkıyor. Bayan George Pye, kocasının yetim kalmış yeğeni Anthony Pye'yi yanına aldı. Hatta senin öğrencin olacak Anne. Sana sorun çıkaracağı kesin. Sonra bir yabancı öğrenci daha olacak. Paul Irving. Büyük annesiyle yaşamak için Amerika'dan geliyor. Babasını hatırlıyor musun Marilla? Stephen Irving. Hani şu Grafton'da Lavender Lewis'i terk eden adam. Adamın kadını terk ettiğini düşünmüyorum. Bir tartışma olmuştu. Sanırım iki taraf da suçluydu. Her neyse. Adam onunla evlenmedi işte. Kadın da o zamandan beri oldukça tuhaf diyorlar. Ne de olsa o Yankee evi dediği taş evde bir başına yaşıyor. Stephen Amerika'ya gidip amcasıyla ticarete atıldı ve Amerikalı bir kızla evlendi. Annesi bir iki kez onu görmeye gitti ama o bir daha hiç eve dönmedi. Karısı 2 yıl önce ölmüş. O da oğlunu annesinin yanına gönderiyor bir süreliğine. Çocuk 10 yaşında. İyi bir öğrenci mi bilemiyorum. Bu Amerikalılara pek belli olmaz. Bayan Lyne başına Prince Edward adası dışında bir yerde doğma ya da büyüme talihsizliği gelen tüm insanlara tepeden, Nasra'dan iyi bir şey çıkabilir mi havasıyla bakardı. Elbette Amerikalılar iyi insanlar olabilirlerdi. Ama tedbiri elden bırakmamakta fayda vardı. Özellikle Amerikalılara karşı ön yargıları vardı. Bir seferinde kocası Boston'da çalıştığı bir iş yeri sahibi tarafından kandırılıp 10 dolar kaybetmişti. Artık hiçbir melek, hiçbir eyalet ya da hiçbir güç Bayan Rachel'ı bundan tüm Birleşik Devletler'in sorumlu olmadığına ikna edemezdi. Avonlea okuluna yeni birinin gelmesi fena olmaz, dedi Marilla soğuk bir sesle. Hem bu çocuk birazcık babasına benziyorsa hiçbir sıkıntı çıkmaz. Bazıları onu kibirli bulsa da Steve Irving bu topraklarda büyüyen en nazik çocuktu. Bayan Irving torunu geliyor diye mutludur bence. Kocası öldüğünden beri çok yalnız kaldı. Çocuk iyidir ama Avonlea'daki çocuklardan epeyce farklı olacak, dedi Bayan Rachel meseleyi kapatmak ister gibi. Bayan Rachel'ın herhangi bir kişi, yer ya da herhangi bir konuda sabit fikirleri olurdu. En köyü geliştirme derneği kuracakmışsın diye bir şeyler duydum. Münazara kulübünün son etkinliğinde öylesine bahsetmiştim böyle bir şeyden, dedi En kızararak. İnsanlar da iyi olacağını düşündü. Bay ve Bayan Ellen da öyle düşünüyor. Artık birçok köyde olan bir şey. Böyle bir şey yaparsan başına bela almış olursun. Bırak, uğraşma En. İnsanlar gelişmeyi sevmez. Ama bizim geliştirmeye çalışacağımız şey insanlar değil. Avonlea'nın kendi. Burayı daha güzel yapmak için yapılabilecek pek çok şey var. Örneğin Bay Levi Walter'ı çiftliğinin yukarısındaki o harabeye dönmüş evi yıkmaya ikna edebilmemiz güzel bir gelişme olmaz mıydı? Kesinlikle olurdu, diye kabul etti Bayan Rachel. O eski harabe yıllardır göz zevkimizi bozuyor. Tabii siz geliştirmecileri ancak Levi Walter'ı halkın yararına karşılığında para almayacağı herhangi bir iş yapmaya ikna ederseniz dinlerim. İşte o kadar. Demem o ki, hevesini kırmak istemiyorum En. Fikrinin işe yarayacağı yerler olabilir. Gerçi işe yaramaz bir Amerikan dergisinden almışsındır sen. Ama okul yeterince vaktini alacak. Ben de bir dostun olarak bu geliştirme işleriyle uğraşmamanı tavsiye ediyorum. Tabii bir yandan da aklına koyduysan yapacağını biliyorum. Sen hep bir yolunu bulup devam edersin. En'in dudaklarının sımsıkı duruşundan Bayan Rachel'ın pek de haksız olmadığı anlaşılıyordu. En, bu derneği kurmaya kararlıydı. White Sands'te öğretmenlik yapacak olsa da her cuma eve gelip pazartesi sabahına kadar kalan Gilbert Blythe da hevesliydi. Diğer arkadaşlarının çoğu da sık sık buluşup eğlenecekleri her şeyi yapmaya hazırdı. Geliştirmelerin ne olduğuna gelince
Anne ve Gilbert dışında kimsenin net bir fikri yoktu. İkisi bu konuyu uzun uzun konuşmuş, en azından kafalarında ideal bir Avonlea olana dek planlamışlardı. Bayan Rachel'da haberler bu kadar değildi. Carmody'deki okula Priscilla Grant diye birini vermişler. Anne, sen bu isimde bir kızla okumamış mıydın Queens'te? Evet, okudum. Priscilla Carmody'de öğretmenlik mi yapacakmış? Ne kadar harika! Diye haykırdı Anne. Gri gözleri parlayıp adeta akşam yıldızlarına dönüşürken, Bayan Lyne, Anne Shirley'nin gerçekten güzel bir kız olup olmadığından ne zaman emin olabileceğini bir kez daha merak etmişti. Öfkeyle kalkan zararla oturur. En ertesi gün öğleden sonra Diana Barry'i de yanına alarak alışveriş yapmak üzere Carmody'ye doğru yola çıktı. Elbette ki Diana da Geliştirme Derneği'nin kesin üyelerinden biriydi. İki kız Carmody'ye gidiş ve dönüş yolunda neredeyse başka hiçbir şey konuşmadılar. Çalışmalara başladığımız zaman ilk yapmamız gereken şey şu salonu boyatmak olmalı, dedi Diana Avonlea salonunun yanından geçerlerken. Ağaçlık bir yerin oyuğuna dikilen, her yanını ladin ağaçları örtmüş yıkık dökük bir binaydı burası. Utanç verici duruyor. Hatta Bay Levi Boulder'ı evini yıkmaya ikna etmeden önce bu işte ilgilenmeliyiz. Babam onu böyle bir şey yapmaya asla ikna edemeyeceğimizi düşünüyor. Levi Boulder bu işe zaman ayıramayacak kadar huysuz biri. Belki çıkacak keresteleri taşıyıp yakacak olarak kullanabilmesi için ayıracaklarına söz verirlerse, bizim çocukların evi yıkmasına izin verir, dedi Anne umutla. Elimizden geleni yapmalıyız ve en başta işçilerin yavaş ilerlemesine razı olmalıyız. Her şeyi bir anda geliştiremeyiz. Elbette ki önce eğitimle kamusal duyarlılığı arttırmamız gerekecek. Diana, eğitimle kamusal duyarlılığı arttırmanın ne demek olduğunu pek bilmiyordu ama kulağına hoş gelmişti. Hatta böyle bir amaca hizmet edecek bir topluluğa ait olacağı için gurur duydu. Dün gece aklıma yapabileceğimiz bir şey geldi En. Hani Carmody, Newbridge ve White Sands yollarının birleşip üçgen yaptığı arazi var ya, genç ladinler orayı sarmış. Hepsi temizlense sadece oradaki iki ya da üç tane huş ağacı kalsa iyi olmaz mı? Harika olur, diye onayladı En sevinçle. O huş ağaçlarının altına da bir bank koyarız. İlkbahar geldiğinde ortasında çiçekten bir yatağımız olur ve sardunyalar dikeriz. Evet, yalnızca yaşlı bayan Hiram Sloan'un ineğini yoldan uzak tutması için bir yol bulmamız gerekecek. Yoksa sardunyalarımızın hepsini yer, diye güldü Diana. Eğitimle kamusal duyarlılığı artırmakla neyi kastettiğini anlamaya başladım en. Daha Bolter'ın şu eski evi var. Hiç böyle bir yıkıntı gördün mü? Yolun hemen kenarına tünemiş resmen. Pencerelere sökülmüş eski evler bana hep gözleri yuvalarından çıkmış cesetleri çağrıştırıyor. Bana eski terk edilmiş evler çok hüzünlü geliyor, dedi Anne hayallere dalarak. Sanki hep geçmişini düşünüp geride kalmış mutluluklarının yasını tutuyor gibi. Marilla o eski evde uzun zaman önce kalabalık bir ailenin yaşadığını, oranın sevimli bahçesinde güller açan, gerçekten çok güzel bir yer olduğunu söylüyor. Her yer küçük çocuklarla doluymuş. Kahkahalar, şarkılar eksik olmazmış. Şimdi kimse uğramıyor oraya. Yalnızca rüzgar esip geçiyor. Nasıl yalnız ve üzgün hissediyordur o ev. Belki mehtaplı gecelerde hepsi yeniden ortaya çıkıyordur. Geçmişteki küçük çocukların hayaletleri, güller, şarkılar. Bizim eski evde kısa süreliğine de olsa yeniden genç ve mutlu hissediyordur kendini. Diana başını iki yana salladı. Ben artık evlerle ilgili böyle şeyler hayal etmiyorum en. Büyülü ormanda hayaletler olduğunu hayal ettiğimizde annemin ve Marilla'nın nasıl kızdığını hatırlamıyor musun? Hala karanlıkta o çalılıktan rahatça geçemiyorum. Walter'ın eski eviyle ilgili öyle şeyler düşünmeye başlarsam onun da yanından geçmeye korkarım. Hem o çocuklar ölmedi ki. Hepsi büyüdü. Gayet sağlıklılar. Bir tanesi kasap olmuş. Ayrıca çiçeklerin ve şarkıların da hayaletleri olamaz. En tam iç çekmek üzereydi ki vazgeçti. Diana'yı çok seviyordu ve hep çok iyi dost olmuşlardı. Ama hayal gücünün derinliklerine yaptığı yolculukta yalnız olduğunu uzun süre önce öğrenmişti. Oraya giden yol, en yakın dostunun bile peşinden gidemeyeceği büyülü bir yoldu. Kızlar Carmody'deyken gök gürültülü bir sağanak yağış bastırdı, ancak pek uzun sürmedi. Yağmur damlalarının
dallarda ve yapraklarda örtülü vadilerde parladığı, ıslak eğrelti otlarının baharatlı kokularını saçtığı patikalardan eve dönerken keyifli bir yolculuk yaptılar. Fakat tam Cuthbert'ların yoluna sapmışlardı ki, en tüm manzaranın güzelliğini bozan bir şey gördü. Sağ taraflarında Bay Harrison'ın geniş, grili yeşilli yulaf tarlası uzanıyor, otlar ıslak ve bereketli görünüyordu. Bu tarlanın tam ortasında da gövdesine kadar otların içine girmiş, araya giren püskül gibi otların üstünden sakince etrafa bakan Jersey ineği duruyordu. En dizginleri bırakıp doğruldu. Dudaklarındaki ifadeden bunun dört ayaklı talancı için pek hayra alamet bir kalkış olmadığı anlaşılıyordu. Tek bir laf bile etmedi ama çabucak aşağı indi ve Diana neler olup bittiğini bile anlamadan çitin üzerinden atladı. "En geri gel!" diye bağırdı diğeri kendine gelir gelmez. "O ıslak tahılların arasında elbiseni mahvedeceksin! Elbiseni mahvedeceksin diyorum! Duymuyor! O ineği kendi başına çıkaramaz ki oradan! Gidip yardım etmeliyim ben de!" En tahılların arasından çılgınca ilerliyordu. Diana da çabucak aşağı atladı ve atı güvenle bir direğe bağladıktan sonra kötü kareli güzel elbisesinin eteklerini omuzlarına geçirerek çitlere tırmandı ve çılgına dönmüş arkadaşının peşine düştü. Üstüne yapışmış ıslak eteği yüzünden yavaşlayan enden hızlı koşabiliyordu ve kısa süre içinde ona yetişti. Bay Harrison arkalarında bıraktıkları izleri gördüğünde çok üzülecekti. "En, Tanrı aşkına dur ne olursun," dedi zavallı Diana hızlı hızlı soluyarak. "Nefesim kesiliyor. Sen de sırılsıklam olmuşsun. Bay Harrison, görmeden ineği dışarı çıkarmalıyım," dedi En. Nefes nefese kalmıştı. "Islanmam önemli değil. Şunu çıkaralım da." Fakat Jersey ineğinin gezindiği lezzetli topraklardan apar topar çıkmaya niyeti yoktu. İki genç kız soluk soluğa yanına vardıklarında dönerek tarlanın öteki köşesine fırladı. "Önünü kes!" diye bağırdı En. "Koş Diana, koş!" Diana koşuyordu. En de koşmaya çalışıyordu ama hınzır Jersey ineği delirmişçesine bir oraya bir buraya fırlıyordu. Diana'ya kalırsa inek gerçekten delirmişti. Hayvanın önünü kesene ve Cuthbert'ların yolunun köşesindeki boşluğa götürene kadar tamı tamına 10 dakika geçmişti. En o sırada meleklere özgü bir ruh halinde olmadığını inkar edecek değildi. Yolun hemen dışında iki kişilik bir faytonun durduğunu görmek de sinirlerini hiç yatıştırmadı. Faytondakiler Carmody'den Bay Scherer ve oğluydu. İkisi de sırıtıyorlardı. "Sanırım geçen hafta o ineği almak istediğimde bana satsan iyi olurmuş En," dedi Bay Scherer gülerek. İneğin yanakları al al, saçı başı darmadağın olmuş sahibi, "Eğer isterseniz şu an satabilirim," dedi. "Hemen şu anda alabilirsiniz." "Anlaştık. Daha önce teklif ettiğim gibi 20'lik veririm. Jim onu Carmody'ye getirir. Oradan da bu akşamki sevkiyatla birlikte kasabaya gider. Brightonlu Bay Reed, Jersey ineği istiyordu." 5 dakika sonra Jim Scherer ve Jersey ineği yola düşmüş ilerliyor, fevri hareket eden En de 20 dolarıyla at arabasında Green Gables'a doğru ilerliyordu. "Marilla ne diyecek peki?" diye sordu Diana. "Dert etmez. Dolly zaten benim ineğimdi. Hem mezatta 20 dolardan fazla etmezdi. Ama tanrım, Bay Harrison tahılların halini görürse yine oraya girdiğini anlar. Üstelik bir daha olmayacağına dair şerefim üzerine yemin etmiştim. Neyse, bir daha ineklerle ilgili yemin etmemeyi öğrendim. Ağlın çitlerinden atlayabilen, hatta orayı yıkıp geçebilen bir ineğe hiç güven olmaz." Marilla Bayan Rhine'da kadar gitmişti. Geri döndüğünde Dolly'nin başkasına satıldığından ve gittiğinden haberdardı. Bayan Rhine penceresinden alım-satım işleminin çoğunu görmüş, hikayenin geri kalanını da tahmin etmişti. "Sanırım gittiği iyi oldu. Ama bu işleri paldır küldür yapmadığın anlamına gelmiyor En. İneğin ağıldan nasıl çıktığını anlamıyorum. Tahtalardan birkaçını kırdı herhalde." "Bakmak aklıma gelmedi," dedi En. "Şimdi gidip bakacağım. Martin hala gelmedi. Belki başka teyzeleri de ölmüştür. Onunki Bay Peter Sloan'la 80'liklerin hikayesine benziyor. Geçen gün Bayan Sloan gazete okurken Bay Sloan'a başka bir 80'lik de ölmüş baksana. 80'lik ne demek Peter?" diye sordu. Bay Sloan da bilmediğini ama ölümlerinden başka bir şey konuşulmadığına göre
çok hasta yaratıklar olduklarını söyledi. Martin'in teyzelerininki de aynı durum. Martin de tüm Fransızlar gibi işte, dedim Marilla tiksintiyle. Hiç güven olmuyor. Marilla, Anne'in Carmody'den aldıklarını gözden geçirirken avludan tiz bir çığlık duydu. Bir dakika geçmemişti ki Anne endişeyle mutfağa daldı. Anne Shirley, neler oluyor? Ah Marilla, ne yapacağım ben? Korkunç bir şey bu. Üstelik hepsi benim hatam. Fevri hareketler yapmadan önce durup biraz düşünmeyi ne zaman öğreneceğim ben? Bayan Lynde bana hep bir gün korkunç bir şey yapacağımı söylüyordu. Yaptım işte. Anne, sen insanı çileden çıkarırsın. Ne yaptın diye soruyorum. Bay Harrison'ın Jersey ineğini satmıştım. Onun Bay Bell'den aldığı ineği Bay Sherrer'a satmıştım. Dolly şu anda kulübede duruyor. Anne Shirley, hayal mi görüyorsun yoksa? Keşke hayal görseydim. Tamamen gerçek. Gerçek kabus gibi bir şey bu. Bay Harrison'ın ineği Charlotte Town'a varmıştır bile. Ah Marilla, artık başım belaya girmez diye düşünüyordum ama hayatımın en büyük belası geldi başıma. Ne yapabilirim şimdi? Ne mi yapabilirsin? Yapacak bir şey yok çocuk. Gidip Bay Harrison'ı bulacaksın. Parayı geri almak istemezse ona bizim Jersey ineğini teklif edebiliriz. Bizimki de onunki kadar iyidir. Çok kızacağına ve anlaşmaya yanaşmayacağına eminim ama... diye sızlandı Anne. Bence de öyle olacak. Hırçın bir adama benziyor. İstersen gidip ben açıklayayım. Hayır, o kadar alçak biri değilim, diye haykırdı Anne. Bu benim suçum ve cezamı senin üstlenmene asla izin vermem. Kendim gideceğim. Hem de hemen. Ne kadar erken halledilirse o kadar iyi. Zaten çok utanç verici olacak. Zavallı Anne şapkasını ve 20 doları kaptığı gibi çıkarken kilerin açık kapısından şöyle bir baktı. Masanın üzerinde o sabah yaptığı fındıklı kek duruyordu. Lezzetli bir karışım olmuştu. Üzerini pembe kremayla kaplamış, fındıkla süslemişti. Anne aslında onu cuma akşamı Avonlea'daki gençlerle geliştirme derneğini konuşmak üzere Green Gables'ta yapacağı toplantı için hazırlamıştı. Ama bu toplantı haklı olarak gücenmiş Bay Harrison'dan önemli olabilir miydi hiç? Anne kekin erkekleri yumuşatacağını düşünüyordu. Özellikle de kendi yemeğini kendi yapan bir adamın kalbini. Bu yüzden keki hızlıca bir kutuya koydu. Barışmaları için Bay Harrison'a götürecekti. Yoldaki çite atlayıp rüya gibi bir Ağustos akşamının ışığında altın rengine bürünen tarlaların içinden kestirmeden giderken, ''Yani elbette konuşmama fırsat verirse'' diye düşünüp dertlendi. İdama götürülen insanların neler hissettiğini şimdi anlıyorum. Üç. Bay Harrison'ın evinde. Bay Harrison'ın evi sırtına gür bir Ladin korusuna dayamış demode, alçak saçaklı, kireç badanalı bir yapıydı. Bay Harrison da asmaların gölgesindeki verandada kısa kollu gömleğiyle oturmuş pipo içerek akşam keyfi yapıyordu. Gelenin kim olduğunu anladığı zaman bir anda ayağa fırlayıp eve girdi ve kapıyı kapattı. Bu tatsız hareketi aslında yalnızca şaşırdığı, tabii bir de önceki günkü öfke patlamasının utancını yaşadığı için yapmıştı. Ama neredeyse Anne'in kalan tüm cesaretini yitirmesine sebep oluyordu. Kapıya hafifçe vururken, ''Şimdiden bu kadar kızgınsa yaptığım şeyi duyunca nasıl olacak kim bilir?'' diye düşündü çaresizce. Fakat Bay Harrison kapıyı sersemce gülümseyerek açıp oldukça sakin ve dostça, hatta biraz endişeli bir sesle Anne'i içeri davet etti. Piposunu bırakmış ve ceketini giymişti. Anne oturması için kibarca tozlu bir sandalyeyi gösterdi. Uğursuz altın rengi gözleriyle kafesinin tellerinden bakan papağanın boş boğazlığı olmasa her şey gayet yolunda gidecekti. Anne koltuğa oturur oturmaz Ginger, ''Daha neler, bu kızıl kafalı ufaklığın burada ne işi var?'' diye bağırdı. Bay Harrison ve Anne'in hangisinin yüzünün daha fazla kızardığını anlamak zordu. ''Papağanın kusuruna bakma.'' dedi Bay Harrison Ginger'a öfkeli bir bakış atarak. Hep böyle saçma sapan konuşuyor. Denizci kardeşimden almıştım. Denizciler pek özenle seçerek konuşmazlar. Papağanlar da taklitçi kuşlardır. Öyledir herhalde, dedi zavallı Anne. Yapmak zorunda olduğu şey aklına gelince dargınlığı bir kenara bırakmıştı. Bu koşullarda Bay Harrison'ı tersleyemeyeceği kesindi. Bir adamın Jersey ineğini düşünce sizce
bilgisi ya da rızası olmadan sattığınız zaman papağanın tekrarlayıp durduğu kaba sözlerine kulak asmamanız gerekir. Yoksa başka şartlar altında, kızıl kafalı ufaklık lafı en için yenilir yutulur bir laf değildi. Size bir şey itiraf etmeye geldim Bay Harrison, dedi kararlılıkla. Şey hakkında, şu Jersey ineği. Ah tanrım, diye bağırdı Bay Harrison sinirle. Yine mi yulaflarımın arasına girmiş? Neyse, mesele değil. Girdiyse de mesele değil. Fark etmez. Hiç fark etmez. Şey, ben dün düşüncesizce hareket ettim doğrusu. İnek tarlaya girdiyse bile mesele değil. En, ah keşke yalnızca bu olsa, diyerek iç çekti. 10 kat daha kötüsü oldu. Ben... Daha neler? Yoksa buğdaylarımın arasına mı girdi? Yok, hayır. Buğdaylara girmedi ama... O zaman lahanalara girdi. Panayır için yetiştirdiğim lahanalara girdi değil mi? Lahanalara da girmedi Bay Harrison. Her şeyi anlatacağım. Bu yüzden geldim ama lütfen lafımı kesmeyin. Siz lafımı kesince iyice geriliyorum. Bırakın olanı biteni anlatayım. Ama ne olur ben bitirene kadar bir şey söylemeyin, dedi Anne. Zaten bitirince demediğinizi bırakmayacaksınız, diye içinden de ekledim. Tek kelime daha etmeyeceğim, dedi Bay Harrison. Gerçekten de öyle yaptı. Fakat Ginger sessiz kalacağına söz vermemişti. Her laf arasında, kızıl kafalı ufaklık, demeye devam ederek Anne'i çileden çıkardı. Dün benim Jersey ineğini kulübeye kapatmıştım. Bu sabah Carmody'ye gittim ve döndüğümde yulaflarınızın arasında bir Jersey ineği gördüm. Diana'yla birlikte onu dışarı çıkardık. Hatta ne kadar zorlandığımızı tahmin bile edemezsiniz. Sırılsıklam oldum, yoruldum ve sinirlendim. Tam o sırada Bay Sherrill geldi ve ineği almayı teklif etti. Hemen oracıkta $20 karşılığında ineği ona sattım. Ama hata ettim. Elbette bekleyip Marilla'ya danışmam gerekirdi. Ne yazık ki düşünmeden iş yapma gibi bir huyum var. Beni tanıyan herkes bunu size söyleyecektir. Bay Sherrill ineği öğleden sonra gidecek trene yetiştirebilmek için hemen alıp götürdü. Ginger yine aşağılayan bir sesle, ''Kızıl kafalı ufaklık!'' dedi. O sırada Bay Harrison yüzünde bu papağan dışında tüm kuşları dehşete düşürecek bir ifadeyle ayağa kalktı ve Ginger'ın kafesini yan odaya götürüp kapıyı kapattı. Ginger çığlık atıyor, küfrediyor, kötü şöhretine uygun davranışlar sergiliyordu. Fakat yalnız bırakıldığını anlayınca küsüp sessizliğe gömüldü. ''Affedersin, devam et.'' dedi Bay Harrison tekrar otururken. ''Denizci kardeşim bu kuşa hiç terbiye vermemiş.'' Eve geri döndüm ve çay saatinden sonra kulübeye bir bakayım dedim. Bay Harrison, en çocukluğunda yaptığı gibi ellerini birleştirdi ve öne eğildi. İri gri gözleriyle Bay Harrison'ın mahcup yüzüne bakıyordu. Bir baktım, benim ineğim kulübede duruyor. Bay Sherrill'a sattığım sizin ineğinizmiş. Daha neler? Diye bağırdı Bay Harrison. Bu hesapta olmayan sonuca şaşırıp kalmıştı. Hiç olmayacak bir şey. En kederle, ah, benim kendimi ve başkalarını güç duruma düşürmem hiç olmayacak bir şey değil, dedi. Herkes beni böyle bilir. Bu yaşa kadar bu huyumdan kurtulmuş olduğumu sanabilirsiniz. Gelecek Mart'ta 17 oluyorum. Fakat görünen o ki pek akıllanmamışım. Beni affedeceğinizi umarak ilerimi gitmiş olurum Bay Harrison. Ne yazık ki ineğinizi geri almak için artık çok geç. Ama aldığım para burada. Ya da eğer isterseniz karşılığında benim ineğimi de alabilirsiniz. Çok iyi bir inektir. Ayrıca tüm bunlar için ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Tüh ki ne tüh, dedi Bay Harrison hızlıca. Başka bir söz söyleme küçük hanım. Önemli değil. Hiç önemli değil. Böyle kazalar olur. Ben de bazen düşünmeden hareket ediyorum küçük hanım. Hem de hiç düşünmeden. Ama düşündüğümü söylemeden duramıyorum işte. İnsanlar da beni böyle kabul etmeli. Ah, o inek lahanalarımın arasına girmiş olsaydı. Neyse, önemli değil. Girmedi ya, önemli olan bu. Sanıyorum karşılığında senin ineğini almayı tercih ederim. Zaten sen de ondan kurtulmak istiyorsun. Ah, teşekkür ederim Bay Harrison. Kızmamanıza çok sevindim. Kızarsınız diye çok korkuyordum. Dün kopardığım yaygaradan sonra buraya gelip bana anlatmaya korkmuşsundur, değil mi? Kusura bakma. Ben lafımı sakınmayan yaşlı bir adamım, o kadar. Biraz dümdüz de olsa hep doğruyu söylerim. En bir an kendini engel olamayıp, Bayan Lang da öyle dedi. Kim?
Bayan Lind mı? O yaşlı dedikoducuya benzediğimi söyleme sakın, dedi Bay Harrison sinirle. Hiç benzemiyorum. Hem de hiç. O kutunun içinde ne getirdin? Kek, dedi en keyifli bir tavırla. Bay Harrison'ın beklenmedik cana yakınlığı onu rahatlatmış, hatta tüy gibi hafifletmişti. Sizin için getirdim. Belki çok sık kek yemiyorsunuzdur diye düşündüm. Doğru. Gerçekten de yemiyorum. Üstelik çok severim. Çok teşekkürler. Dışarıdan çok güzel görünüyor. Umarım içi de öyledir. Neşeyle kendinden emin bir şekilde öyle dedi Ann. Zamanında pek de öyle olmayan kekler yaptım. Bayan Allen da size söyleyecektir. Ama bu güzel oldu. Geliştirme derneği için yapmıştım ama onlara başka bir tane daha yapabilirim. Peki. Bak ne diyeceğim küçük hanım. Sen de bana eşlik etmelisin. Çaydanlığın altını yakayım da birer fincan çay içelim. Ne dersin? Çayı benim demlememe izin verecek misiniz? Diye sordu en kararsızca. Bay Harrison kendi kendine güldü. Görünen o ki çay demleme yeteneğime pek güvenmiyorsun. Ama yanılıyorsun. Hayatında içtiğin en iyi çayı demleyebilirim. Neyse ki geçen pazar yağmur yağdı. Bir sürü temiz tabak çanak var. En hızlıca doğrulup işe koyuldu. Çayı demlemeden önce çaydanlığı defalarca sudan geçirdi. Sonra ocağı sildi ve kilerden tabakları çıkarıp masayı kurdu. Kilerin hali Anne'i dehşete düşürse de aklını kullanıp hiç sesini çıkarmadı. Bay Harrison ekmeğin, tereyağının ve şeftali konservesinin yerini tarif etti. Anne bahçeden topladığı çiçeklerden oluşan bir buketle masayı süsledi ve masa örtüsünün üzerindeki lekeleri görmezden geldi. Çok geçmeden çay demlenmiş, Anne kendini Bay Harrison'ın masasında oturmuş, ona çayını ikram ederken ve okulu, arkadaşları, planları hakkında rahatça gevezelik ederken bulmuştu. Bu olanlara inanmakta güçlük çekiyordu. Bay Harrison, zavallı kuşun kendini yalnız hissedeceğini öne sürerek Ginger'ı geri getirdi. Herkesi ve her şeyi affedebileceğini düşünen Anne ona bir fındık uzattı. Ama Ginger'ın duyguları çok incinmişti bir kere. Arkadaşlık girişimlerinin hepsini reddetti. Tünediği yerde huysuz bir şekilde oturup yeşil altın rengi bir top gibi görünene dek tüylerini kabarttı. Uyumlu isimleri seven ve Ginger isminin bu gösterişli tüylere uymadığını düşünen Anne, ''Neden ona Ginger diyorsunuz?'' diye sordu. ''Denizci kardeşim koymuş bu ismi ona. Belki huysuzluğundan dolayıdır. Bu kuşla çok ilgileniyorum aslında. Hatta ne kadar ilgilendiğimi bilsen şaşırırdın. Elbette kusurları var. Bana öyle ya da böyle pek çok şeye mal oldu. Bazı insanlar küfretme alışkanlığını beğenmiyorlar. Ama kuş vazgeçmiyor bir türlü. Ben de uğraştım. Başkaları da uğraştı. Bazı insanların papağanları ön yargıları var. Ne saçma değil mi? Ben çok seviyorum onları. Ginger bana çok güzel yoldaş oluyor. Hiçbir şey beni bu kuştan vazgeçmeye ikna edemez. Hiçbir şey küçük hanım. Bay Harrison bu son cümleyi sanki Anne'in onu Ginger'dan vazgeçirmek için gizli bir planı olduğundan şüpheleniyormuş gibi parlayarak söylemişti. Halbuki Anne bu tuhaf yaygaracı, yerinde duramayan küçük adamı sevmeye başlamıştı. Yemek bitene dek arkadaş bile olmuşlardı. Bay Harrison'ın geliştirme derneğinden haberi vardı ve hoş karşılayacakmış gibi görünüyordu. Doğru. Devam edin. Bu köyde gelişmesi gereken çok şey var. Hatta pek çok insan var. Ondan emin değilim, diye parladı Anne. Kendine ya da yakın dostlarına Avonlea'de ve halkında ufak tefek kusurlar olduğunu, bunların kolaylıkla çözülebileceğini itiraf edebilirdi. Ama dışarıdan gelen birinden bunu duymak bambaşka bir şeydi. Bence Avonlea çok güzel bir yer. İçindeki insanlar da bir o kadar nazik. Kızın içerlemiş bakışlarını, al al olmuş yanaklarını süzerek, ''Sanırım kolay sinirleniyorsun,'' dedi. ''Öyle olunca saçlarınla uyum sağlıyorsun. Avonlea oldukça düzgün bir yer. Aksi takdirde buraya taşınmazdım. Ama zannedersem sen bile bazı kusurları olduğunu kabul edersin. Bu sebepten dolayı daha çok seviyorum burayı, dedi en sadakatle. Kusurları olmayan yerleri, hatta insanları sevmem. Bence tamamen mükemmel bir insan hiç ilgi çekici olmazdı. Bayan Milton White hiç mükemmel bir insanla tanışmadığını söylüyor. Ama birinin öyle olduğunu duymuş, kocasının ilk karısının. İlk karısı mükemmel olan bir adamla evlenmek çok rahatsız edici olmalı. Sizce de öyle değil mi? Mükemmel bir kadınla evli olmak daha rahatsız edici, diye belirtti Bay Harrison ani ve beklenmedik bir içtenlikle.
Çayları bittiği zaman Bay Harris'ın daha haftalarca yetecek tabak çanak olduğundan emin olsa da en bulaşıkları yıkamak için ısrar etti. Yerleri de seve seve süpürürdü. Ama ortalıkta süpürge görünmüyordu ve evde süpürge olmamasından korktuğu için sormak istemedi. En ayrılırken, ''Ara sıra benimle sohbet etmeye gelebilirsin.'' diye davet etti Bay Harrison. ''Hem yakınız hem de insanların komşuluk yapması gerekir. Şu bahsettiğin topluluk ilgimi çekti. Eğlenceli olacak gibi duruyor. Öncelikle kiminle başlayacaksınız?'' ''İnsanların işine burnumuzu sokmayacağız. Geliştirmek istediğimiz şey mekanlar bizim.'' dedi en oturaklı bir sesle. Bay Harrison'ın projeyle dalga geçtiğinden şüpheleniyordu. En gittikten sonra Bay Harrison onu penceresinden izledi. Kızlara özgü, çevik yapısıyla gün batımının kızıllığında hafif adımlarla neşeyle ilerliyordu. ''Huysuz, yalnız, aksi bir yaşlının tekiyim ben.'' dedi yüksek sesle. ''Ama bu kızda kendimi tekrar genç hissetmemi sağlayan bir şeyler var. Bu öyle güzel bir his ki ara sıra tekrar yaşamak istiyorum.'' Ginger alay edercesine ''Kızıl kafalı ufaklık!'' diye bağırdı cırtlak sesiyle. Bay Harrison yumruğunu kuşa doğru salladı. ''Seni alçak kuş!'' diye mırıldandı. ''Denizci kardeşim seni getirdiğinde boynunu kırıverseydim diyeceğim şimdi. Başımı belaya sokmayı bırakmayacak mısın?'' Bu arada en sevinçle eve koşmuş ve uzun süren yolculuğundan tedirgin olup onu aramaya çıkmaya hazırlanan Marilla'ya tüm maceralarını anlatmıştı. ''Her şeye rağmen dünya çok güzel değil mi Marilla?'' dedi en mutlulukla. ''Bayan Lind geçen gün dünyanın pek de güzel bir yer olmadığı ile ilgili şikayet ediyordu. Ne zaman iyi bir şeyin olmasını beklersen öyle ya da böyle hayal kırıklığına uğrarsın diyordu. Belki de haklıdır. Ama yine de güzel bir tarafı da var. Kötü şeyler de her zaman beklediğin kadar kötü gitmiyor. Hatta neredeyse her seferinde tahmin ettiğinden daha iyi sonuçlanıyor. Bu akşam Bay Harrison'a giderken son derece tatsız şeyler olmasını bekliyordum. Ama tam tersi oldukça kibardı ve gayet güzel vakit geçirdim. Birbirimize anlayış gösterdikçe gerçekten iyi dost olacağımızı düşünüyorum onunla. Her şeyde bir hayır varmış. Ama yine de bir daha asla kime ait olduğundan tam olarak emin olmadan bir ineği satmayacağım Marilla. Ayrıca papağanları sevmiyorum. Dört. Görüş ayrılığı. Bir akşamüstü güneş batarken Jane Andrews, Gilbert Blythe ve Anne Shirley, orman yolunun ana yolla birleştiği huş ağacı patikası olarak bilinen yolda, hafifçe sallanan ladin dalların gölgesindeki bir çite yaslanmış duruyorlardı. Jane tüm öğleden sonra Anne'le birlikteydi. Eve dönüş yolunun bir kısmını birlikte yürümüşler, sonra çitin orada Gilbert'la karşılaşmışlardı. Orada üçü birlikte hayatlarının dönüm noktası olacak ertesi gün hakkında konuşuyorlardı. Çünkü ertesi gün Eylül'ün biriydi ve okullar açılıyordu. Jane Newbridge'e, Gilbert ise White Sands'e gidecekti. ''İkinizin durumu da benden iyi.'' diye iç çekti Anne. ''Sizi tanımayan öğrencilere öğretmenlik yapacaksınız.'' Ama ben kendi eski okul arkadaşlarıma öğretmenlik yapacağım. Bayan Lind ilk günden sert davranmazsam yabancı bir öğretmene gösterecekleri saygıyı bana göstermeyeceklerini söylüyor. Ama ben bir öğretmenin sert olması gerektiğini düşünmüyorum. Ah, bu bana çok büyük bir sorumluluk gibi geliyor. Bence halledeceğiz, dedi Jane rahatlıkla. Jane'in birilerine ilham vermek gibi büyük amaçları yoktu. Maaşını hak etse, yöneticileri memnun etse ve adını okul müfettişinin şeref listesine yazdırsa yeterliydi. Bundan daha büyük bir hedefi yoktu. En önemli şey disiplini sağlamak olacak. Bunu yapmak için de bir öğretmenin biraz sert olması gerekiyor. Eğer öğrencilerim söylediklerimi yapmazlarsa onları cezalandıracağım. Nasıl? Güzel bir dayakla tabii ki. Ah Jane, böyle bir şey yapamazsın, diye haykırdı en hayretle. Hayır Jane, yapamazsın. Gayet yapabilirim. Hatta yapacağım da. Yani dayağı hak ederlerse, dedi Jane kararlılıkla. Ben asla bir çocuğu dövemem, dedi Anne. Sesi en az arkadaşı kadar kararlı çıkmıştı. Dayakla bir şeylerin sağlanabileceğine asla inanmıyorum. Bayan Stacy hiçbirimizi dövmedi. Ama yine de disiplini sağlamayı başarmıştı. Bay Phillips de sürekli birilerini dövüyordu ama sınıfta hiç disiplin yoktu. Eğer dayak atmadan bu işi başaramıyorsam öğretmenlik yapmam. Öğrencileri idare etmenin daha iyi yolları var. Ben onların sevgisini kazanmaya çalışacağım. Böylece onlar da söylediklerimi yapmak isteyecekler.
Peki ya yapmazlarsa? Diye sordu gerçekçi düşünen Jane. Yine de dayak atmam. Bunun bir işe yaramayacağından eminim. Ah, lütfen ne yaparlarsa yapsınlar sen de öğrencilerini dövme Jane. Sen ne düşünüyorsun Gilbert? Diye sordu Jane. Sen de bazı çocukların ara sıra dayağa ihtiyaçları olduğunu düşünmüyor musun? Hangi çocuk olursa olsun bir çocuğu dövmenin zalimce, vahşice bir şey olduğunu düşünmüyor musun? Diye bağırdı Anne. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Kendi değer yargılarıyla Anne'in kafasındaki ideale uyum sağlamak arasında sıkışıp kalmış olan Gilbert, diye başladı yavaşça. Bence iki konuda da söylenecek şeyler var. Ben çocukları dövmenin pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence senin de söylediğin gibi en, öğrencileri kurallarla idare etmenin daha iyi yolları var. Fiziksel ceza en son çare olmalı. Öte yandan Jane'in de dediği gibi bazen diğer yöntemlerden anlamayan ve kısacası dayaktan anlayan ve o şekilde davranışları düzeltilebilecek öğrenciler de olabilir. Ben fiziksel cezaya son çare olarak başvuracağım. Gilbert genelde yapıldığı gibi haklı olarak her iki tarafı da memnun etmeye çalışsa da neticede ikisini de memnun edememişti. Jane başını kendi haklıymış gibi kaldırdı. Yaramazlık yaptıklarında öğrencilerimi döveceğim. Onları yola getirmenin en kısa ve en kolay yolu bu. Anne Gilbert'a hayal kırıklığına uğramış bir bakış attı. Ben asla bir çocuğu dövmeyeceğim diye tekrar etti kararlılıkla. Bunun doğru ve gerekli olmadığından eminim. Peki ya erkek öğrencilerinden birine bir şey yapmasını söylediğinde arsızlık ederse diye sordu Jane. O zaman onunla okul bittikten sonra nazik ve kararlı bir şekilde konuşurum dedi Anne. Aslında istedikten sonra herkesin iyi bir yanını bulmak mümkün. Bir öğretmenin görevi de bunu bulmak ve geliştirmek. Queens'teki okul idaresi öğretmenimiz söylemişti bunu. Çocuğun içindeki iyi tarafı onu döverek bulabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Profesör Rennie çocuklara doğru yolu göstermenin onlara okuma yazma ve aritmetik öğretmekten çok daha önemli olduğunu söyler. Ama müfettiş geldiğinde onlara bu üçünü soruyor, hatırlatırım. Eğer onun aklındaki standardı tutturamazsan da sana iyi bir rapor yazmayacaktır diye karşı çıktı Jane. Benim için öğrencilerimin beni sevmesi ve ileride bugünlere baktıklarında beni onlara yardımcı olan biri olarak hatırlamaları şeref listesinde olmaktan daha önemli, dedi Anne kararlılıkla. Peki, yaramazlık yaptıklarında da mı onları cezalandırmayacaksın, diye sordu Gilbert. Evet, sanırım o zaman cezalandırmam gerekecek. Gerçi bundan da hiç hoşlanmayacağımı biliyorum, fakat teneffüse çıkarmama, bir köşede durmalarını söyleme ya da defalarca cümle yazdırma gibi şeyler yapabilirim. Herhalde kızlara erkeklerle oturma cezası vermezsin, dedi Jane şakacı bir tavırla. Gilbert ve Anne birbirlerine bakıp sersemce gülümsediler. Bir zamanlar Anne ceza olarak Gilbert'ın yanına oturtulduğunda bunun hazin sonuçları olmuştu. Ayrılırlarken Jane düşünceli bir tavırla, ''Hangisinin en iyi yöntem olduğunu zaman gösterecek?'' dedi. Anne, Green Gables'a huş ağacı patikasından gidiyordu. Gölgeli, hışırtılı, eğrelti otu kokan bir yoldu bu. Menekşe diyarını geçtikten sonra karanlıkla ışığın kök narların altında öpüştüğü Söğütlü Göl'e varmıştı. Oradan da doğru ismini uzun zaman önce Diana'yla birlikte koydukları Aşıklar yoluna. Yavaş yavaş yürüyor, ormanın, tarlaların ve yıldızlı yaz akşamının keyfini çıkarıyor, ağırbaşlı bir edayla ertesi gün üstleneceği yeni görevlerini düşünüyordu. Green Gables'ın bahçesine vardığında açık mutfak penceresinden Bayan Lyndon yüksek, kararlı sesini duydu. Anne yüzünü ekşiterek, ''Bayan Lyne bana yarınla ilgili öğüt vermeye gelmiştir.'' diye düşündü. ''Sanırım hiç girmeyeceğim. Bayan Lyne'ın verdiği öğütler acı bibere benziyor. Ufak miktarlarda alınca çok güzel, ancak üst üste olunca ağır geliyor. Onun yerine bir koşu gidip Bay Harrison'la sohbet edeceğim.'' Bu Anne'in şu meşhur Jersey ineği meselesinden sonra Bay Harrison'ı ilk ziyaret edişi değildi. Birçok akşam onunla sohbet etmek için yanına gitmişti. Artık Bay Harrison'la çok iyi arkadaş olmuşlardı. Gerçi adamın övünerek bahsettiği açık sözlülüğünün Anne'i zorladığı zamanlar oluyordu. Ginger ona hala kuşkuyla bakıyor, her girişinde alaycı bir tavırla ''Kızıl kafalı ufaklık!'' diye karşılamaya devam ediyordu. Bay Harrison, Anne'in geldiğini görünce her seferinde sevinçle zıplayıp ''Tanrım, işte küçük tatlı kız yine geliyor.
ya da bunun gibi hoş sözler söyleyerek onu bu huyundan vazgeçirmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyordu. Ginger bunun farkındaydı ve umursamıyordu. Bay Harrison'ın arkasından ettiği iltifatlardan Anne'in hiç haberi olmuyordu. Çünkü kızcağızın hiçbir zaman yüzüne söylememişti. Anne verandanın basamaklarını tırmanırken, ''Sanırım yarına hazırlık olsun diye bir sopa arıyordun ormanda.'' diye karşıladı onu. ''Hiç de değil.'' dedi Anne öfkeyle. Her şeyi çok ciddiye alıyordu. Bu yüzden sataşmak için mükemmel bir hedefti. ''Ben okulumda asla sopa taşımayacağım Bay Harrison. Elbette bir şeyleri göstermek için kullanacağım. Bir tane olacak ama onu yalnızca bu iş için kullanacağım.'' ''Yani çocukları kayışla mı döveceksin?'' ''Bilmem, haklısın galiba. Sopa daha çok acıtır ama kayış daha çok dayanır. Burası gerçek.'' ''Bu tür bir şey kullanmayacağım. Öğrencilerime vurmayacağım ben.'' ''Daha neler?'' diye haykırdı Bay Harrison samimi bir şaşkınlıkla. ''Disiplini nasıl sağlayacaksın o zaman?'' ''Sevgiyle Bay Harrison.'' ''İşe yaramaz.'' dedi Bay Harrison. ''Hiç işe yaramaz en. Dayak cennetten çıkmadır. Ben okula giderken müdür beni o sırada yaramazlık yapmıyorsam bile aklımdan geçirdiğimi söyleyip düzenli olarak her gün döverdi.'' ''Sizin okula gittiğiniz zamandan beri yöntemler değişti Bay Harrison.'' ''Ama insan doğası değişmedi. Bu sözlerimi bir kenara yaz. Sopanı hazır etmezsen o ufaklıkları idare edemezsin. İmkansız bir şey bu.'' Son derece güçlü bir iradesi ve fikirlerine sıkı sıkıya bağlılığı olan Anne, ''Ben yine de önce kendi yöntemlerimi deneyeceğim.'' dedi. Bay Harrison da bunu ''Görüyorum ki oldukça inatçısın.'' diye yorumladı. ''Öyle olsun bakalım, göreceğiz. Bir gün sinirlendiğinde, ki senin gibi saçları olan insanlar öfkeye meyillidir, bu tatlı düşünceleri bir kenara bırakıp bazılarına haddini bildireceksin. Zaten öğretmen olmak için fazla gençsin. Daha küçük ve çocuk gibisin.'' Anne o gece yatağa girdiğinde oldukça karamsardı. Pek uyuyamadı. Sabah kahvaltısında da o kadar solgun ve üzgündü ki Marilla telaşlanıp ona içini yakacak bir zencefil çayı yapmak için ısrar etti. Anne çayını sabırla yudumlasa da zencefil çayının ne işe yarayacağını anlamıyordu. Eğer insana yaş ve deneyim verme gücü olan sihirli bir karışım olsaydı Anne gözünü kırpmadan dikerdi. ''Marilla, ya başaramazsam?'' ''Bir günde tamamen başarısız olman mümkün değil. Daha önünde birçok gün olacak.'' dedi Marilla. ''Senin hatan o çocuklara her şeyi öğretebileceğini ve bütün hatalarını hemen düzeltebileceğini sanmak. Eğer bunu yapamazsan başarısız olduğunu düşüneceksin.'' Beş. Tam bir öğretmen. Anne ertesi sabah hayatında ilk kez huş ağacı patikasının güzelliklerine dikkat etmeden okula vardığında ortalık sessiz ve sakindi. Anne'den önceki öğretmen çocuklara kendi gelmeden yerlerinde olmalarını öğretmişti. Anne sınıfa girdiğinde kendini pırıl pırıl parlayan yüzler ve meraklı bakışlar bekliyordu. Şapkasını çıkarıp astı ve o anda hissettiği kadar sersem ve ürkek görünmediğini, hatta titrediğini fark etmemelerini umarak öğrencilerinin karşısına geçti. Önceki gece neredeyse 12'ye kadar oturup okulun açılışında öğrencilerine yapacağı konuşmayı hazırlamıştı. Metni titizlikle düzenleyip ezberlemişti ve son hali çok güzel olmuştu. Özellikle karşılıklı yardımlaşma ve bilgiye ulaşmak için azimle mücadele etme konularında harika fikirler içeren bir konuşmaydı. Ancak bir sorun vardı. O anda konuşmanın tek bir kelimesini bile hatırlamıyordu. Anne bir yılmış gibi gelen o 10 saniyenin sonunda zayıf bir ses tonuyla ''Kutsal kitaplarınızı açın lütfen.'' dedi ve arkasından gelen sıra kapaklarının tıngırtısıyla nefes nefese tozlu sandalyesine oturdu. Çocuklar ayetleri okurken Anne aklını topladı ve yetişkinler diyarına yolculuk yapmışlar gibi görünen ufaklıkların sıralarına göz gezdirdi. Elbette çocukların birçoğu tanıdıktı. Kendi sınıf arkadaşları geçen yıl mezun olmuştu. Ama birinci sınıfa başlayan ve Avonlea'ya yeni gelen 10 çocuk haricinde diğerleriyle beraber okumuştu. Anne onları tanıdığı için bu 10 öğrenciye gizliden gizliye daha çok ilgi duymuştu. Şüphesiz onlar da diğerleri gibi sıradan çocuklar olabilirdi. Ama aralarında bir dahi olma ihtimali de vardı. Bu fikir ona heyecan veriyordu.
Köşedeki sırada tek başına oturan Anthony Pye'dı. Koyu renkli, küçük yüzü asık duruyor ve kara gözleriyle Anne düşmanca bakıyordu. Anne o anda bu çocuğun sevgisini kazanarak Pye ailesini bütünüyle sinir etmeye karar verdi. Bir diğer köşede Artie Sloan'la birlikte oturan yabancı bir çocuk vardı. Kalkık burnu, çilli yüzü, kocaman beyazımsı kirpiklerinin çerçevelediği açık mavi gözleriyle neşeli görünen bir çocuktu. Herhalde Donald'ların oğluydu. Aralarındaki benzerliğe bakılırsa kız kardeşi de sınıfın diğer tarafında Mary Bell'le oturan kızdı. Anne kızını böyle giydirip okula gönderen bir kadının nasıl bir anne olduğunu merak etti. Dantellerle süslü, uçuk pembe, ipek bir elbisesi, ayağındaki kirli çocuk ayakkabılarının üstünde de ipek çoraplar vardı. Saman sarısı saçları birbirine dolaşmış, bir sürü yapay bukleyle eziyet edilmiş gibi duruyor. Üstelik bir de üzerlerinde kızcağızın kafasından büyük, gösterişli, pembe bir kurdele sallanıyordu. Yüzündeki ifadeye bakılırsa kız halinden memnundu. Açık kahverengi, ipek gibi saçları omuzlarından hafifçe dalgalanarak inen küçük, solgun kız da Annette Bell olmalı diye düşündü Anne. Ailesi eskiden Newbridge okulu yakınlarında oturuyordu. Ama evlerini 50 metre daha kuzeye taşımak suretiyle Avonlea'ya taşınmışlardı. Tek bir sıraya sıkışmış üç solgun benizli kızsa kesinlikle katınların kızlarıydı. Uzun kahverengi bukleli ve ela gözleriyle kutsal kitabının köşesinden Jack Gills'a cilveli bakışlar atan küçük güzelliğinde Prilly Rogers'ın olduğuna şüphe yoktu. Babası kısa süre önce ikinci kez evlenmiş ve Prilly'yi Grafton'daki büyük annesinin yanından alıp eve getirmişti. Arka sırada oturan, elini ayağını nereye koyacağını bilemeyen uzun boylu, hantal kızıysa bir türlü çıkaramıyordu. Fakat daha sonra adının Barbara Shaw olduğunu ve Avonlea'ya teyzesiyle yaşamaya geldiğini öğrendi. Anne aynı zamanda Barbara kendi veya başkasının ayağına takılıp düşmeden sıraların arasından geçmeyi başardığı zaman Avonlea'daki öğrencilerin bu alışılmadık olayı verandanın duvarına yazarak kutladıklarını da fark etmişti. Fakat ne zaman ki Anne'in gözleri hemen önündeki karşı sırada oturan çocuğun gözleriyle buluştu, o zaman sanki aradığı dahiyi bulmuş gibi tuhaf bir şekilde hafifçe ürperdi. Bu Paul Irving olmalıydı. Onun Avonlea'daki çocuklara benzemeyeceği kehanetinde bulunan Bayan Rachel Lyne bir kez olsun haklı çıkmıştı. Dahası Anne onun herhangi bir yerdeki çocuklara da benzemediğini anlamış, çocuğun onu dikkatle izleyen koyu mavi gözlerinde kendi ruhuna yakın bir ifade görmüştü. Paul'ün 10 yaşında olduğunu biliyordu. Ama çocuk 8'den fazla göstermiyordu. Anne'in daha önce hiçbir çocukta görmediği kadar güzel bir yüzü vardı. Kestane rengi buklelerden oluşan bir hale, seçkin bir zarafete ve inceliğe sahip yüz hatlarını çevreliyordu. Ağzı da güzeldi. Büzmeden bile dolgun görünen kırmızı dudakları hafifçe birbirine değiyor, gamze olmaktan son anda kurtulmuş o biçimli küçük köşelere doğru kıvrılıyordu. Yüzünde sanki ruhu bedeninden çok daha yaşlıymışçasına ciddi, ağırbaşlı, düşünceli bir ifade vardı. Fakat Anne ne zaman ona hafifçe gülümsese, bu ifade kaybolup yerini sanki bir tür lamba alevlerini aniden onun içinde tutuşturmuş, çocuğu baştan aşağı aydınlatıyormuş gibi tüm varlığını ışıldatan, hemencecik yanıtı hazır bir gülümsemeye bırakıyordu. Hem de bu istemsizce, dışarıdan hiçbir çaba ya da sebebe gerek olmadan oluyordu. Yalnızca içeride saklanan eşine az rastlanır, güzel ve tatlı bir kişiliğin dışa vurumuydu bu. Birbirlerini hemen gülümseyen Anne ve Paul, daha tek bir kelime bile konuşmadan sonsuza dek sıkı dost olmuşlardı. O gün rüya gibi geçti. Anne sonrasında hiçbir zaman olanları net olarak hatırlayamadı. Sanki öğretmenlik yapan kendi değil de başkasıymış gibiydi. Dersler yaptı, hesaplamalar üzerinde çalıştı, yazılar yazdı. Çocuklar oldukça düzgün davranmış, yalnızca iki kişi disiplini bozmuştu. Biri, eğittiği iki çekirgeyi sıraların arasında yarıştırırken yakalanan Morley Andrews'tu. Anne ona bir saat ayakta durma cezası vermiş, çekirgelerine de el koymuştu. Ancak çocuk bu ikinci cezadan daha çok etkilendi. Anne çekirgeleri bir kutuya koydu ve okul dönüşü menekşeler diyarında serbest bıraktı. Fakat Morley hem o zaman hem de sonrasında Anne'in çekirgeleri eve götürüp kendi eğlencesi için sakladığına inandı. Diğer suçluysa soluğunda kalan son yudumları Aurelia Clay'in ensesinden aşağı döken Anthony Pye'dı.
En onu teneffüse çıkarmayıp bunun yerine bir beyefendinin nasıl davranması gerektiğini, hanımefendilerin enselerinden asla su dökmemeleri gerektiğini anlatıp çocuğu azarladı. Ona sınıfındaki tüm çocukların birer beyefendi olmalarını istediğini söyledi. Bu küçük dersi oldukça nazik ve dokunaklı olsa da Anthony hiç etkilenmemişti. Sessizce aynı asık suratla Anne'i dinledi ve küçümser gibi bir ıslık çalarak dışarı çıktı. Anne iç çekti ama sonrasında Pay ailesinden birinin sevgisini kazanmanın Roma'yı inşa etmek gibi olduğunu, bir günde olacak bir şey olmadığını hatırlayarak kendini avuttu. Hatta Pay ailesinin bazı üyelerinin içinde kazanabileceği bir sevgi barındırdığı bile meçhuldü ama Anne surat asmaktan vazgeçse gayet iyi bir çocuk olabilecekmiş gibi duran Anthony için daha iyisini umut ediyordu. Okul bitip çocuklar gittiğinde Anne kendini yorgun bir halde sandalyesine attı. Başı ağrıyor ve ne yazık ki cesaretinin kırıldığını hissediyordu. Okulda çok kötü bir olay yaşanmadığına göre cesaretinin kırılması için bir sebep yoktu aslında. Sadece yorgun düşmüştü ve öğretmenliği sevmeyi asla öğrenemeyeceğini düşünmeye başlamıştı. İnsanın sevmediği bir şeyi her gün, mesela 40 yıl boyunca yapması ne kadar korkunçtu. En tam o anda oracıkta ağlamaya başlamakla evinde kendini daha rahat hissedeceği beyaz odasına kadar beklemek arasında gidip geliyordu. O karar verene dek bir topuk tıkırtısı ve verandanın zeminine sürtünen ipeğin hışırtısı duyuldu ve Anne kendini, görünüşüyle Bay Harrison'ın Charlottetown'da bir dükkanda gördüğü abartılı elbiseler giyen kadın hakkındaki eleştirisini hatırlatan bir hanımefendiyle karşı karşıya buldu. "Bir gösteriş düşkünüyle kabusun bir araya gelmiş haline benziyordu," demişti. Gelen kadın, yazlık ipekten, kabarık, fırfır ve büzgü eklenebilecek şekilde dikilmiş, uçuk mavi, gösterişli bir kıyafet giyiyordu. Başında 3 tane uzun, hatta kuyruklu deve kuşu tüyüyle süslenmiş, beyaz şifondan kocaman bir şapka vardı. Büyük siyah puantiyelerle bezenmiş pembe şifondan bir peçe, şapkanın kenarından omuzlarına dökülüyor ve sırtının iki tarafında flama gibi uçuşuyordu. Minyon bir kadının takabileceği tüm mücevherleri takmıştı. Oldukça yoğun bir parfüm kokusu da kendine eşlik ediyordu. "Ben Bayan Dunnell, Bayan H.B. Dunnell," diye konuşmaya başladı bu ihtişamlı görüntü. "Buraya, Clarice Almira'nın yemeğe geldiğinde anlattığı bir şeyi konuşmak için geldim. Beni aşırı derecede rahatsız etti." "Üzgünüm," dedi Anne zayıf bir sesle. Bir yandan da sabah Dunnell'ların çocuklarıyla ilgili bir olay yaşanıp yaşanmadığını hatırlamaya çalışıyor, ancak başarılı olamıyordu. "Clarice Almira, bana soyadımızı Dunnell olarak telaffuz ettiğinizi söyledi. Bakın Bayan Shirley, soyadımızın doğru telaffuzu Dunnell olacak. Vurgu son hecede. Umarım bundan sonra bunu aklınızda tutarsınız." "Aklımda tutmaya çalışacağım," dedi Anne. Nefesini tutmuş, çılgınca gülme isteğini bastırmaya çalışıyordu. "Kendi deneyimlerime dayanarak insanın adının yanlış hecelenmesinin ne kadar tatsız olduğunu biliyorum. Sanırım yanlış telaffuz edilmesi çok daha kötüdür." "Kesinlikle öyle. Bir de Clarice Almira bana oğluma Jacob dediğinizi söylüyor." "Ama bana isminin Jacob olduğunu söyledi," diye itiraz etti Anne. "Böyle olacağını tahmin etmeliydim," dedi Bayan H.B. Dunnell. Bu yozlaşmış çağda çocuklardan minnet beklenmemesi gerektiğini ima eder gibiydi. "Bu çocuğun çok alt tabaka zevkleri var Bayan Shirley. Doğduğu zaman ona St. Clair ismini koymak istedim. Kulağa ne kadar da soylu geliyor, öyle değil mi? Ama babası, amcası Jacob'un ismini vermek için ısrar etti. Ben de razı oldum. Çünkü Jacob amca zengin, yaşlı ve bekar bir adamdı. Sonra ne oldu dersiniz Bayan Shirley? Bizim masum oğlumuz 5 yaşındayken bizim yaşlı Jacob amca gidip evlendi ve 3 tane oğlu oldu. Hiç böyle nankörlük duydunuz mu? Davetiye elimize ulaştığı an Bayan Shirley, ki kendi bize davetiye gönderecek kadar edepsizmiş, dedim ki, başka Jacob istemiyorum, teşekkürler. O günden beri oğluma St. Clair diyorum ve o şekilde çağrılmasında da kararlıyım. Babası inatla Jacob demeye devam ediyor ve çocuk da anlaşılmaz şekilde bu bayağı ismi tercih ediyor. Fakat onun adı St. Clair ve öyle de kalacak.